Uzlaşma Komisyonu'nun devamı yeniden masanın kurulması için meclis başkanımız liderlere birer mektup yazdı. Sayın Genel Başkanımız bu masaya ön şartsız bir şekilde oturulması ve meşru olan her şeyin bu masada özgür bir biçimde konuşulması için gereken çağrıyı yaptı. Fakat maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı aynı tutumunu sürdürdü. Ve başkanlık sistemi konuşulursa biz masada yokuz gibisinden hiçbir meşruiyeti olmayan, hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir gerekçeyle masadaki tutumlarının devam ettiğini belirtti. Bir kere daha söyledik. Tabii ki siyasi partiler başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem gibi farklı şeyleri, görüşleri savunabilirler. Bunların hepsi siyaset biliminde, anayasa hukukunda meşru sistemlerdir. Bir kere daha söyledik. Mesele etiketleri çarpıştırmak değil. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi gibi sadece bir işin kabuğunun tartışılması değil. Esas olan bu sistem önerileri içerisinde en güçlü kuvvetler ayrılığını kimin getirdiği masaya, en güçlü yargı bağımsızlığını ve yargı tarafsızlığını kimlerin getirdiğidir. Ve en önemlisi temel insan haklarını güvence altına almak bakımından en doğru anayasa perspektifini kimin masaya koyduğudur. Biz AK Parti olarak bu konudaki iddiamızı sürdürüyoruz. Biz Türkiye'nin şu anki muhalefet tarafından çok övülen sisteminin aslında kuvvetler ayrılığını temin etmediğini, tam tersine gevşek bir kuvvetler birliği sistemi olduğunu, yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı konusunda ciddi bir reform ihtiyacı olduğunu, temel hak ve hürriyetlerin iktidarlara ve seçimlere göre perspektifinin değişmediği, çok temel bir biçimde güvence altına alındığı ve bunun anayasal statüye kavuşturulduğu bir tutuma erişilmesi gerektiğini her zaman için ifade ediyoruz ve bu konudaki iddiamızı da sürdürüyoruz. Beklentimiz şuydu, diğer başka tür sistemleri savunanlarında meşru çerçevede bu onları masaya getirmesi ve karşılıklı olarak birbirimizi ikna etmeye çalışmamız. İkna edemiyorsak da herkesin çıkıp kendi sistemini bir diğerinden niçin daha üstün gördüğünü, kendi argümanlarını niçin daha üstün gördüğünü milletle paylaşmasıydı. Çünkü nihai karar merci halktır, milletin kendisidir. Fakat masaya daha oturmayıp, masadan kaçarak bu tutumu sürdürmek şu anlama geliyor. Benim milleti ikna edecek argümanlarım yok, millete gidecek herhangi bir mecalim yok gibisinden apolitik, siyasetsizleşmeye savrulan, siyasetsiz siyaset diyebileceğimiz bir tutum ortaya çıkarıyor. Kuşkusuz bu kabul edilemez. Bu çerçevede biz milletimizin talebine siyasi anlamda her zaman için en yetkin karşılığı vererek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşması gerektiği konusu bizim için siyasal gündemin birinci maddesidir. Bu siyasal gündemin birinci maddesinin gereğini yerine getirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede AK Parti'de kendi partimizde kurduğumuz Bakanlar Kurulu'ndan, genel merkezden, grup üyelerimizden oluşan komisyonumuz çalışmalarını ciddi bir biçimde sürdürüyor. Birkaç toplantıyla genel perspektifleri paylaştık. Bundan sonrasında da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir anayasa metninin ortaya çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunlarla ilgili zaman zaman size bilgiler vereceğim gayet açık ve şeffaf bir biçimde. Şimdiye kadar son derece doyurucu 3-4 tane toplantı yaptık. Bundan sonra da bu toplantılarımızı sürdüreceğiz ve hem tartışarak hem belli maddeleri yazarak bu anayasa sürecini olgunlaştırmaya çalışacağız. Bunu ayrıca vatandaşlarımızla hem parti teşkilatlarımızda hem başka toplantılarımızda paylaşarak Türkiye'de ciddi bir kuvvetler ayrılığı bilincinin oluşması, ciddi bir yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bilincinin oluşması, ciddi bir temel haklar bilincinin oluşması için de bu süreci bir tür tartışma süreci, bir tür bu kavramların yerleşikleşmesi için bir zemin olarak düşünüyoruz. Ve bu şekilde bu çalışmalar sürecek. Zaman zaman doğrudan Sayın Genel Başkanımız bu toplantılara başkanlık edecek. Kendisinin olmadığı durumlarda benim başkanlığımda toplantılar devam edecek. Burada hem hukukçu arkadaşlardan hem siyaset bilimci arkadaşlardan Bakanlar Kurulu'nda, genel merkezde ve gruptan arkadaşlarımız belli bir tablo içerisinde bu konuları tartışmaya devam ediyorlar. Diğer bir konu arkadaşlar biliyorsunuz bu mülteciler meselesi yoğun bir biçimde tartışılıyor. Burada herkesin bilmesi gereken şey şu, Türkiye tarihe geçecek şekilde insani mükellefiyetini uluslararası toplumun genel duyarsızlığına karşın yerine getirmektedir. Ta en başta bizler
burada bu insanların, ölümden kaçan bu insanların korunması için, hayat haklarının garanti altına alınması için Suriye'de bir tampon bölge oluşturulmasını, bir güvenli bölge oluşturulmasını, uçuşa yasak bölge meydana getirilmesini savunduk. Tabii uçuşa yasak bölge ve diğer konularda gerek bazı müttefiklerimiz, gerekse uluslararası toplumun geneli mükellefiyetlerini yerine getirmeyince, bu çerçevede Türkiye açık kapı politikası gereği insani, vicdani, ahlaki ve politik olarak mükellefiyetlerini yerine getirmek için bu ölümden kaçan mazlum insanları ülkesine davet etti. Ve milletimizin engin yüreği, engin misafirperverliği ve tarihsel hassasiyeti çerçevesinde bu mazlumları barındırıyoruz. Bunların ihtiyaçlarını uluslararası kuruluşların takdirini kazanacak bir biçimde yerine getirdiğimiz organizasyonlarla karşılıyoruz. Ortaya çıkan bu tablo Türkiye için bir iftihar tablosudur. Yıllar geçtikten sonra hep beraber göreceğiz. Nasıl ki geçmişte birçok mazluma bu ülke ev olmuşsa, birçok mazlum için sığınacak bir liman olmuşsa, aynı şekilde bugün de aynı tarihsel misyonunu yerine getirmektedir. Bununla iftihar ediyoruz. İsterdik ki tabii ki bu kadar insan yerinden yurdundan olmasın, bu şekilde bir mülteci faciası ortaya çıkmasın. Fakat bir husus vardır ki bu herkesin önündedir. Milletlerin saygınlığını ve devletlerin büyüklüğünü tarihe aktaran konular bu tip dönüm noktalarıdır. Bizim açımızdan hicret çok önemlidir. İnsanların can ve mal güvenliği için, çocuklarının güvenliği için kendi yurtlarını terk etmek zorunda kalmaları. Nitekim dikkat ederseniz pek çok dini gelenekte takvimler peygamberlerin doğumu ya da başka olaylarla başlarken bizim geleneğimizde hicretle başlar. Peygamber Efendimizin hicretiyle başlar. Onun için hicret ve hicret edenler bizim manevi dünyamızda çok ayrıksı bir yere sahiptir. Hicretin bir şekilde biz insanlar için, bir tarih için bir gün dönümü olduğunu, bir dönüm noktası olduğunu düşünürüz. Ve bu bilinçle bu insanlara kucak açmaya devam ediyoruz. Şimdi bunlar, bu insanların ortaya çıkan bu tablo içerisinde Türkiye'yi aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışması, Akdeniz'e açılarak canlarını kurtarmaya çalışması karşısında o ana kadar duyarsız kalan pek çok ülkenin, özellikle Avrupa Birliği'nin bunu gündemine gerekene yakın bir şekilde almaya başladığını görüyoruz. Bu tabii ki bu gündeme alma konusu bir mekanizma olmalıdır. Türkiye ile Suriye arasında ikili bir mesele değildir bu. Bu bir insanlık meselesidir. Türkiye burada tüm insanlık adına hiç kimse kendisinin yardımına gelmeksizin, maddi ya da manevi hiçbir yardımda bulunmaksızın tek başına insanlığın bu Suriyeli mazlumlara dönük mükellefiyetini yerine getirme çabasını göstermiştir. Ve bu sınavdan da şimdiye kadar Türkiye başarıyla çıkmıştır. Bundan sonrasında Türkiye'nin bu yükünün paylaşılması gerektiği konusunda bir tablonun ortaya çıkması tabii ki memnuniyet vericidir. Bunun mekanizmaları da konuşulmaktadır. Bu ortaya çıkan Sayın Başbakanımızın son ziyaretiyle formüle edilen meselenin iyi anlaşılması gerekir. Türkiye buradan ek olarak Avrupa'dan bir şey almıyor. Oradan bir iade edildiği zaman buradan da bir mülteci Avrupa'ya gönderilmiş oluyor. Fakat bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuş. Şu kadar parayı verelim ve bütün bunları Avrupa Birliği alsın diye. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının kullandığı dilin insani açıdan bu duyarsızlığı bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bunlar insan ve bunlar bu topraklara canlarını kurtarmak için sığınmış mazlumlar. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun dilinde maalesef bir nesne gibi, sanki oradan oraya koyulacak bir alışveriş torbası gibi sürekli olarak bu şekilde ifadelendiriliyor. Bunlar nesne değil, bunlar insan ve bu insanlara insanlık onuruna layık bir şekilde muamele etmek ve bunlarla ilgili konuşurken de bu dili buna göre kurmak gerekir. Yani şu kadar parayı biz verelim, onlar bunun hepsini alsınlar gibisinden bu insanları böyle nesneleştirici, bu insanları böyle eşyalaştırıcı bir dil kullanılması doğrusu bizim açımızdan hem yadırgatıcı hem de bizi şaşırtmaya devam ediyor. Biz tabii ki bu dile prim vermeyeceğiz. İnsani, ahlaki ve vicdani mükellefiyetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu insanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir yandan açık kapı politikasını sürdüreceğiz. Bir yandan da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bu yükünü paylaşması için ortaya koyduğu perspektifin Türkiye'nin kendi perspektifi açısından, Türkiye'nin milli çıkarları ve milli siyaseti açısından doğru bir şekilde yürümesini temin etmeye çalışacağız. Ama buradaki şey
oradan buraya bir tane iade edildiği zaman Türkiye'den de oraya misafir edilmek üzere bir mültecinin gönderilmesi şeklinde. Türkiye sürekli olarak artan bir şekilde oradan gelen mültecileri kendi topraklarında onların gönderdiği mültecileri sürekli barındıracak ya da onların sınır dışı ettiği mülteciler için bir açık hava hapishanesi muamelesi görmesi şeklinde bir şey söz konusu değil. Bu konuda da bir takım ırkçı siyasetçileri, Avrupa Birliği içindeki bir takım ırkçı siyasetçileri uyardık. Türkiye bir açık hava hapishanesi değildir. Türkiye bir insan toplama kampı değildir. Burası bu mazlumlara kucak açmış, şerefle, haysiyetle bunları misafir eden hür ve bağımsız bir ülkedir. Herkesin üslubunu bu şekilde kullanması gerekir. Nitekim son olarak Avrupa Parlamentosu'nda bir Yunanistanlı milletvekilinin Türkiye'ye karşı kullandığı üslup neticesinde salondan çıkarılması konusunda parlamento başkanını ve bu çıkarılma kararını destekleyen parlamento üyelerini tebrik ediyoruz. O ırkçı ve faşist milletvekilinin Türkiye'ye karşı kullandığı ifadeler ancak kendisinin aynaya baktığı zaman görebileceği ifadelerdir. Hiçbir şekilde bunun bu ifadelerin Yunanistan'daki diğer siyasiler tarafından da tepkiyle karşılanacağını, Yunanistanlı dostlarımız tarafından da tepkiyle karşılanacağını biliyoruz. Değerli arkadaşlar, terörle mücadele konusunda gördüğünüz gibi Sur'daki operasyonlar tamamlandı. Diğer yerlerdeki operasyonlar sürüyor. Burada en önemli mesele vatandaşımızın mağduriyetinin azalması, sivil kayıpların olmamasıdır. Şimdiye kadar yaptığımız toplantılarda gerek oradaki sivil toplum örgütleri gerek başka unsurlarla yaptığımız toplantılarda hendek ve barikat yoluyla vatandaşımızın günlük hayatını çalmaya çalışan hendek ve barikat yoluyla Türkiye'nin demokrasisini ve hukuk devletini sabote etmeye çalışan bu terör örgütüne karşı verilen mücadelenin etkili bir şekilde verildiğini görmekteyiz. Bu bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, korucular olmak üzere bu terörle mücadelede etkin ve büyük fedakarlıklarla rol oynayan bütün bu güvenlik güçlerinin mensuplarını tebrik ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailelerine taziyelerimizi arz ediyoruz. Gazilerimize bir kere daha saygılarımızı sunuyoruz. Bu mesele bütün vatandaşlarımızın gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde görülmüştür. Maalesef direniş diyen, hendek ve barikat kurulmasına, bu ilkelliğe direniş diyen bir takım siyasi kadroların bütün bu yalan siyasetlerine ve yalan söylemlerine hem vatandaşlarımız prim vermemektedir, hem de uluslararası toplum bunları söyleyenlerin barış ve demokrasi gibi kelimeleri aslında terörü desteklemenin bir kılıfı olarak kullandıklarını görmektedir. Açık bir şekilde şunu söylemek gerekir. Bu terörle mücadele operasyonları bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Çözüm sürecinin ardından Türkiye'nin ulaştığı yeri, bu silahlı unsurların yurt dışına çıkarılmasını engelleyen, yurt dışına çıkmayan, daha sonra da bu süreci istismar ederek silah, barikat, hendek gibi mekanizmalarla o bölgeleri sabote eden bu unsurlara karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü bu terörle mücadele dünyanın en meşru, meşruiyet zemini en yüksek mücadelesidir. Bu demokrasimizi koruyan, hukuk devletini koruyan, bölge halkının geleceğini koruyan bir tedbirdir. Bu şekilde anlaşılması gerekir. Nitekim güvenlik güçlerinin ne kadar hassasiyet içerisinde olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan zaman zaman bazı fotoğraflar, bazı güvenlik güçlerinin münferit olarak insanları inciten, alınan bazı tedbirleri farklı sunan yaklaşımlarına karşı da soruşturmalar açılmaktadır. Bu soruşturmalarla üzerine gidilmektedir. Memnuniyet verici olan şudur ki güvenlik güçlerinin amirlerinin de bu soruşturmaların yapılmasını talep etmesi, bunu arzu etmesi, çünkü kendilerinin fedakarca büyük bir hassasiyetle yürüttükleri bu mücadeleye, bu meşru mücadeleye herhangi bir gölge düşmemesi için münferit olarak bu gölge düşürücü çabaların içine girenlerin ayıklanması konusunda bir hassasiyet ortaya koymalarıdır. Bu da bizim için sevindiricidir. Bundan sonra bizzat Sayın Başbakanımızın Silopi ziyaretinde de görüldüğü gibi Sayın Başbakanımız doğrudan bu meseleleri koordine ederek bundan sonra orada yıkılan yerlerin süratle yeniden yapılması, vatandaşlarımızın altyapı ihtiyaçlarının, elektrik, su gibi ihtiyaçlarının, konut ihtiyaçlarının giderilmesi için son derece hızlı bir şekilde hareket edilmesi şeklinde bir eylem planı vardır. Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız bu konuda MYK'ya da ayrıntılı bir bilgi vermiştir. Ne aşamada olunduğuna dair,
Nitekim Sayın Başbakan'ın yetkilerini kullanacak bir biçimde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bölgede görevlendirilmiştir. Tüm bunları yerinde takip etmek ve bu çalışmaları bizzat koordine etmek üzere vatandaşlarımızın terör örgütünün saldırganlığı karşısında yaşadığı mağduriyetlerin derhal ortadan kaldırılması için aynı şekilde de AK Parti MYK'sı bir karar alarak bu koordinasyon çalışmalarını ve bölgedeki çalışmaların hızlı ilerleyip ilerlemediğini AK Parti MYK'sına rapor etmek üzere de Sayın Mehmet Özhaseki'yi o bölgede görevlendirmiştir. Hem Sayın Bakan hem Sayın Genel Başkan Yardımcımız o bölgede kalacaklardır. Ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için yapılacak çalışmaların ne şekilde devam ettiğini bir tanesi Bakanlar Kurulu'na, diğerisi MYK'mıza bilgi vermek suretiyle takip edeceklerdir. Genel olarak sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir sorunuz varsa alayım. Buyurunuz. Habertürk Televizyonu. Efendim, dokunulmazlık başlığı altındaki sorum olacak. 22 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi öncelikle gündem maddelerinden bir tanesi de dokunulmazlık olacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması noktasındaki kriter ne olacak? Bir diğer sorumda AK Parti'nin gündeminde milletvekillerinin tutuksuz yargılanmasına dair bir çalışma var mı bu konuyla ilgili? Şimdi sondan başlayayım. Bu bahsettiğiniz, bugün basında okuduk. Bu tutuksuz yargılanma vesaire gibi. Bu konu zaten düzenlenmiş bir konu. Bununla ilgili bir çalışma ya da bir gündem yok. Yani dokunulmazlık kaldırıldığı zaman sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili düzenleme açık. Bu zaten Anayasa Komisyonu, Karma Komisyon burada bir takım işlevler üstleniyor. Fakat bu dokunulmazlık meselesinde şöyle bir şey söz konusu değil. Yani burada biliyorsunuz partilerin grup kararı alması gibi bir şey yok. Ama pek çok arkadaşımız AK Parti'nin pek çok toplantısında bu konudaki görüşlerini dile getiriyorlar. Dokunulmazlık parlamentolara verilmiş demokratik bir haktır. Fakat bu hak niçin verilmiştir? Demokratik siyasetin savunulması, demokratik siyasetin terör, jüristokrasi, yargısal aktivizm ya da militarizm karşısında herhangi bir saldırıya uğramaması için. Parlamentonun korunması bakımından. Zaman zaman olur ki parlamentolara yargısal aktivizmle müdahale edilir, militarizmle müdahale edilir, başka vesayet biçimleriyle müdahale edilir ya da jüristokrasinin çabalarıyla müdahale edilir. Bu parlamentoların demokratik siyaset hakkının korunması için verilmiş bir zırhtır, bir güvencedir. Dolayısıyla demokratik bir kazanımdır. Bu demokratik kazanıma bu gözle bakmak gerekir. Ama ifade ettiğim gibi bu demokratik siyasetin korunması için verilmiş bir demokratik haktır, bir güvencedir. Eğer bunu birileri, demokratik siyasetin korunması için verilmiş bu hakkı, eğer birileri terörün, insanlığa karşı işlenen suçun, katillerin himaye edilmesi için kullanıyor, onlara destek vermek için kullanıyor, üstelik de buna dönük olarak, eylemli olarak bu desteği veriyorsa, kuşkusuz onlar parlamentonun şeref ve haysiyetini kirleten bir tutum içine girmektedirler. Ayrıca parlamentolara verilen demokratik siyaseti korumak için bu güvenceye de leke sürmektedirler. Anayasa etiği, siyasi etik, hepimizin gözetmesi gereken ahlaki ve vicdani kriterler kuşkusuz bunun karşısında sessiz kalmamamız gerektiğini söylüyor. Dünyanın hiçbir parlamentosu, hiçbir demokratik ülkesi, hiçbir hukuk devleti de buna sessiz kalamaz. Ama bu ne şekilde olur? Parlamento buna hangi gündemle karar verir? Meclisimiz, daha sonra Anayasa Komisyonu, Karma Komisyon bu süreci nasıl yönetir? Bunun teknik mekanizmaları belli olmakla birlikte bu usule tabii ki bu komisyonların başkanları, üyeleri karar vereceklerdir. Biz burada herhangi bir şekilde şu kararı aldık, bu kararı almadık deme noktasında değiliz. Zaten bu konularda biliyorsunuz grup kararı alınma gibi bir şey de söz konusu değil. Fakat genel eğilim şudur arkadaşlarımız arasında. Tabii ki parlamentoların demokratik siyasete verdiği, demokrasinin tarihi içinde gelişmiş bu dokunulmazlık hakkı korunacaktır. Ama teröre destek vermek, teröre eylemli destek vermek bunun istisnasıdır. Dolayısıyla basında okuduğumuz gibi hani şu konuda şu karar verildi, şu isimlerle ilgili konuşuldu ya da şöyle bir mekanizma üzerinde AK Parti çalışıyor gibi ifadeler açık bir şekilde buradan yalanlıyorum. Öyle bir şey yok. Bizim basına yansıyan bu isimler, bu mekanizmalar, bu tartışma konuları şeklinde ki bugün de bazı gazetelerde okuduk çok detaylı bir biçimde bunlar doğru değil. Ben burada sizinle tartıştığımız konukları açık yüreklilikle paylaşıyorum. Tartışmışsak da size tartıştık deyip ama bilgi veremeyeceğimi de söylüyorum.
Bu genel prensipler çerçevesinde konuşulmaktadır. Çeşitli toplantılarda arkadaşlarımızın bu prensipler çerçevesindeki görüşleri de budur. Yani tabii ki parlamentoların bu hakkı bir demokratik kazanımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazanımıdır. Ama teröre destek vermek, teröre eylemli destek vermek bunun istisnasıdır. Burada prensipler söz konusudur. Bu prensiplerin nasıl somuta döneceği, sürecin nasıl işleyeceği ileriki günlerde gerçekleşecektir. Biz bir kere daha şunu açık bir biçimde ifade ediyoruz. Biz tabii ki parlamentoların dokunulmazlıkları bir demokratik güvence olarak tarih içerisinde ortaya çıkaran bu kazanımlarına tabii ki saygı duyuyoruz. Ama teröre destek vermek bunun istisnasıdır. Hiç kimse katilleri himaye edemez. Hiç kimse masum insanları öldüren, Türkiye'nin meşru güçlerine saldırı düzenleyen terör örgütünün, PKK'nın bir unsuru gibi, bir üyesi gibi çalışamaz. Ona eylemli destek verme tutumu içerisinde olamaz. Genel değerlendirmemiz budur. Bunun nasıl somut siyasetlere dönüşeceği ileriki günlerde zaten ortaya çıkacaktır. Sizinle bunları paylaşırız arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Buyurunuz. Efendim 3 milyar euronun ne zaman Türkiye'ye verileceği herhangi bir takvim belirlendi mi? Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı çok umut var konuşmadı. Ve bir iddia Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için beceriksiz ve otoriter ifadelerini kullandı. Bu soru Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne soruldu ve yalanlanmadı. Görüşleriniz nedir efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle bu Atlantik dergisinde çıkan bir haber. Fakat orada dikkat ederseniz haberi ayrıntılı bir şekilde okudum. Söz konusu gazeteci genelde işte liderlerle 5 gün 10 gün geziyor. Bu 5-10 gün içerisinde onların çeşitli temaslarına tanıklık ediyor. O tanıklık çerçevesinde de görüşlerini aktarıyor. Birçok o makalede 10 sayfaya yakın bir makale okudum onu. Birçok başbakanla ilgili ya da liderle ilgili Sayın Obama'nın ifadelerini tırnak içerisinde vermiş. Yani o tırnak içerisinde verilen şunu gösteriyor ki doğrudan Sayın Obama'nın ifadesidir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili ifadeler öyle değil. Kendisinin yorumu olarak gazetecinin, kendisinin algısı olarak oraya şey yapılmış. Şimdi bir başka haberde de yalanlandığı, Türkiye'nin kilit ortak, Sayın Cumhurbaşkanımızın kilit ortak olarak ifade edildiği ortaya çıktı. Kuşkusuz Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Obama arasında da bu görüşmeler sık bir şekilde sürüyor. Bu şekildeki bir ifade hiçbir şekilde kabul edilemez. Doğru da değil zaten. Tam tersine Türkiye demokrasisiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ta 2002 yılından bugüne kadar gösterdiği performansla İslam dünyası için ve bütün dünya için örnek teşkil edecek bir demokratik performans ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu bir başka kaynakla görüşmüş, yalanlandığı bu haberin ve kilit ortak olarak ifade edildiği söyleniyor. Netice itibariyle hiçbir şekilde doğru kabul edilemeyecek bir açıklamadır. Hiçbir şekilde doğru kabul edilemeyecek bir ifadedir. Bu ifadenin o gazeteci tarafından bu şekilde aktarılmasında, bu haberin yapılmasında kınıyoruz tabii ki. Süreç içerisinde daha güçlü bir yalanlama gelmesini de bekliyoruz. Diğer sorduğunuz soru 3 milyar euro meselesiyle ilgili olarak şunu net bir şekilde ortaya koymak gerekir arkadaşlar. Bu mesele biz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin bir mülteciler meselesine indirgenmesini arzu etmiyoruz. Bu daha geniş bir perspektif. Türkiye'nin son bölgedeki gelişmelerle, bu bir küresel kriz haline gelmiş bölgedeki gelişmelerle birlikte kıymeti ve önemi daha da ortaya çıkmıştır. Burada Avrupa Birliği'nin Türkiye ile daha reel ilişkiler kurması ve Türkiye'nin burada Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülke olarak bu reel ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Son yapılan zirvede bir takım prensip kararlarına varıldı biliyorsunuz. 13 Mart da zannediyorum tekrar bir zirve olacak. 18 mi? 18 Mart'ta tekrar bir zirve olacak. Bu zirvede de daha netleşecektir. Bunun bahsettiğiniz miktarın son derece ivedi bir şekilde gelmesini bekliyoruz ama şu anda size kesin bir tarih ifade edemem. Yani 18 Mart'la birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. İlgili arkadaşlar açıklayabilir. Ama bunu şu şekilde koymak lazım. Sanki öyle haberler okuyorum ki yani Türkiye bu parayı alacak
ve bunun karşılığında Avrupa'dan gelen herkesi buraya alıp bir açık hava hapishanesi ya da bir insan toplama kampı gibi işlev görecek gibi bir şey. Böyle bir şey söz konusu değil. Oradan iade edilen bir mülteciye karşılık buradan da oraya bir mülteci gidecek. Dolayısıyla Avrupa burada Türkiye'nin maddi yükünü paylaştığı gibi mültecilerin misafir edilmesiyle ilgili fiziki yükünü de paylaşacaktır. Yani fiziki yükü Türkiye paylaşsın, bunun karşılığında para verelim gibi bir analiz ve değerlendirme bu bakımdan yanlış olur. Bunu sadece para meselesi olarak değil, bu mültecilerin, ölümden kaçan bu insanların misafir edilmesi, can emniyetlerinin korunması için Avrupa'nın Türkiye ile birlikte ortak sorumluluk alanına girmesi şeklinde değerlendirmek gerekir. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki, çok teşekkür ediyorum size. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.